Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bildiğiniz gibi dün Apple yeni iOS sürümünü, yani iOS 18'i tanıttı. Bu videoda iOS 18'i telefonumuza nasıl yükleyeceğiz, nasıl kuracağız bunu göstereceğim. Ayrıca sizce iOS 18'in bir ön incelemesi gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi baştan belirteyim. Benle beraber bu güncellemeyi kurmadan önce birkaç önlem almamız gerekiyor. Güncellemeyi yüklemeden telefonunuzun yedeklemesi mutlaka yapın. Çünkü yükleyeceğimiz sürüm tam bir iOS 18 değil. Bu güncellemenin geliştirici versiyonu. Beta güncellemelerde yazılımsal bug'lar, performans düşüşü ve veri kayıpları olabiliyor. Yani güncellemeyi benle beraber yükleyecekseniz bunları mutlaka göz önünde bulundurun. Şimdi beraber güncellemeyi yükleyelim. Ayarlara giriyoruz. Buradan genel, ardından yazılım güncellemeye tıklıyoruz. Otomatik güncellemelerin hemen altında beta güncellemeleri olacak. Buna geldiğimizde buradan iOS 18 Developer Beta'yı seçmemiz gerekiyor. Buna basıp geri geldiğimiz zaman artık iOS 18 beta kuruluma hazır. Şimdi güncelle deyip direkt olarak iOS 18'e geçebiliriz. Fakat eğer bu ekran sizde gözükmüyorsa burada yapmamız gereken farklı bir adım var. Ayarlarda beta güncellemelerini göremiyorsak o zaman Safari'ye geliyoruz. Ve buradan beta.apple.com adresine gidiyoruz. Ve buradan da ilk seçeneği, yani iOS 18'e tıklıyoruz. Bu sayfadan da en aşağı indiğimizde iOS'in geliştirici sürümü hakkında daha fazla bilgi seçeneğine tıklıyoruz. Buradan da sağ üst kısımdaki download'a basıp iCloud hesabımızla giriş yapacağız. Bu sayede de Apple'ın developer, yani geliştirici beta sürümlerine erişebileceğiz. Evet, biraz kafa karıştırıcı gibi gelebilir ama en fazla 30 saniyenizi alacak bir olay. Giriş yaptıktan sonra tekrar ayarlara gelip buradan yazılım güncelleme kısmında artık beta güncellemelerini görebileceğiz. Yine iOS 18 developer beta'yı seçip tekrardan geri geldiğimizde güncellemeyi hızlı bir şekilde kurabilirsiniz. Fakat eğer tüm bunlara rağmen halen güncelleme gözükmüyorsa telefonunuz iOS 18'i desteklemiyor demektir. Şimdi bence en önemli kısım, yani iOS 18'i hangi cihazlar alacak, bundan bahsedeyim. Şu an listeyi buraya koyarım. Gördüğünüz gibi 2018'in iPhone XR ve XS serisi de iOS 18'i alıyor. Yani tam da tahmin ettiğim gibi iOS 18 ile beraber artık Apple tarafında güncelleme desteği 6 yıla çıkmış oldu. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü normalde bu yıl herkes iPhone 11'in son güncellemesi iOS 18 olacak sanıyordu. Fakat üstüne basa basa söyledim ve bana sorarsanız bu sonuçtan da yola çıkarak iPhone 11'in son güncellemesi iOS 19 bile olmayacak. Çünkü 11 serisinin çok satması ve A13 Bionic'in halen çok güçlü bir işlemci olduğunu düşündüğüm en az iOS 20'ye kadar güncellemeleri almaya devam edecek. Bunu da bir kenara not alın. 2 yıl sonra tekrar konuşuruz. Evet dostlar, sizlerle beraber iOS 18 nasıl kurulur ve bu güncellemeyi alacak iPhone'lardan bahsettim. Ayrıca Discord sunucumuz açıldı ve WhatsApp kanalımız da var. İkisinin de bağlantıları aşağıda olacak. Sunucumuza mutlaka bekliyorum. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da yorumlarda yazabilirsiniz. Ve iOS 18'in de incelemesi gelsin diyorsanız da videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.